Sevgili VGT takipçileri, biz 50 metre bile olmadı sürüşe çıkalı. Volkan dedi ki hemen aç videoyu. Ama bu arada arkadaşlar, Türkiye'nin yetiştirdiği bir başka girişimciyle beraberiz. Sevgili herkese Volkan'la merhaba. Beraberiz. Merhabalar merhaba. Volkan. Farklı girişimleri var. Tümmiyat bünyesinde tanıştık. Ve şimdi bir aradayız. Evet. Ben de aslında araçlarla ilgili otomatik fren sistemleri geliştiriyorum. Araçlara vakıfım ve araçtaki en ufak bir frendeki hız değişimleri, gazdaki değişimi fark edebilecek bir yapıdayım. Arabaya daha ilk gaza bastığım andan itibaren bir 50-100 metre sonra o havanın geçişiyle arabanın yukarıya verdiği sesten o farkı anladım. Evet. Şu an gerçekten araba biraz gür diyeyim. Yani biraz, suyun akışında bir gürlük vardır ya. O kıvam neredeyse baksana %20'sini hissettim yani. %20-%10 bir fark hissettim şu an. Hissettin. Şöyle bir de seyircilerimize bilgilendirelim. Ben 2 gün önce aşı oldum. Yine takıyorum maskeyi. Volkan sen aşı oldun mu abi? Aşı oldum ben de. Oldum. Tamam. Sorun çok güzel. Yok. Evet. Yani az önce aslında videodan önce biliyordum da bilmiyormuş gibi davrandım. Öyle düşünün yani. Orada tamam. Direkt benim canlı olarak yakıtı gösteriyor aracım. Daha önce o 100 yolda giderken 6.7, 6.8, 7 civarlarında gösterirdi. Şimdi o sol tarafa geçtikten sonra bakalım kaç gösterecek. Tamam. Peki o zaman. Gerçi burada hız limiti 70. 73'e kadar çıkacağım. Peki. Şu an gaz pedalı tepkimen. En ufak bir dokunuşta bile o farkı alıyorum yani. Evet. Bak şu, buraya yansıyor. Bana karşı yansıyor. Şimdi bakalım. Bir de uzun yolda kesintisiz hız deneyelim. Donmuşumuz da geçelim. Şu an burada bir süre sonra kaç gösterecek? Biliyorum şimdi. Evet, şu an 6'ya düştü. Şu an 4.2'ye düştü. Burada 4.2 göstermesi imkansıza yakın neredeyse. Ki şu an gazdan aynı çektin. Evet. Gazsız akışı kullanıyorsun. Evet. Su da 0 gösteriyor zaten gazda basmadığım için, ama arabalar da var. Biraz daha 70'e bile çıkamadım. Evet. Ama bu yolda 7.8'ler falan gösteriyordu. Geçemedim sol tarafa, da sol da boş değil. Maalesef. Trafiğimiz var arkadaşlar. Evet. Evet. Kurtulamıyoruz bu trafikten. O 150 metrede ben hissedeceğimi, alacağımı aldım yani. Alacağını al. Şimdi hemen 2.6, hemen şu an sıfıra indi bak. 2 saniye içerisinde ayağım gazdan çekince hemen sıfırladığını gösteriyor. Tepkime süresi zaten bunun 2 saniyedir. Yani anlık olduğunu gösteriyor. Evet. Biraz evvel de garajdan çıkarken, ilk çıkarken yokuş yukarıdır. Araba normalde her çıkışında zorlanarak çıkardı. Atıyorum 10 üzerinden 8 bir zorlanma yaşıyorsa 10 üzerinden 5, 4 gibi bir zorlanma yaşandığını hissettim. Oradaki farkı bile ilk çıkarken gördüm. Evet, şu anda bir rampa çıkıyoruz. Evet. Şu an mesela bu rampada gazdan böyle... çektin. Evet. Abi ne oluyor? Arabaları hesap etmiyoruz. Öyle gaza basıyoruz. Evet. Şu an şu kalkış mesela bak. Evet, rampada kalktık. Evet. Araba bu kadar rahat kalkmıyordu mesela. Bu araba 1.4 turbo. Ağır bir araba ama motoru evet. Çok küçük. Yani olabilecek en küçük motor var bu arabada. Vergileri düşük olsun diye. Hı-hı. Opel Mokka kullanıyorum. Evet. Ve gerçekten bu araba normalde yakması gereken bir araba. Ben zaten arabayı güzel kullandığım için tasarruf açısından kitapçığı 10 litre ile 7 litre arası gösterirken ben 6.3 litre normalde ortalamam. Bunun ben şimdi bir hafta sonra şimdi sıfırlayacağım birazdan ben. Bir haftalık şeyi atacağım. Aracın ne kadar fark ettiğini dijital olarak da, sayısal olarak da ispatlamış olacağız. Ama Volkan Bey, yani siz şimdi gerçekten yakıt cimrisi olarak söyleyebiliriz size. Yani abi 10 litreleri arabayı kaçta kullanıyor? 6.3'te kullanıyorum. 6.3'te kullanıyorsun. Yaz kış farkı 0.3 litre. Yani size de tasarruf ettirmek zor olacak galiba, evet. Diyeceğim ama aslında sen daha kolay tasarruf evet, edersin. Evet. Neden? Arkadaşlar, motoru dinlemek çok 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 evet, önemli. Evet. Pedalı hassasiyetle kullanmak çok önemli. VGT de size bu konuda anahtar oluyor aslında. Pedalı daha hassas kullanmanızı, gazsız sürüş mesafenizi daha uzun kullanmanızı sağlıyor.
ölü olan alt devreleri canlandırıyor. Biz az önce burada yokuş çıkarken araç bir vites attı, iki vites attı, üçüncü vitese geldi. Evet, normalde imkansız yani. Benim bu arabada imkansız bir şey. Mokka'yı kullananlar bilir. Öyle evet. Motorda büyük bir performans yoktur. Zaten ben aracı yavaş kullanmak için Mokka aldım. Yani genciz sonuçta. Hız yapmak istiyoruz. BMW alsak 200'e basacağız. Mokka aldım ki ben istesem de hızlı gidemeyim. Bu arabanın hızlanması için 2, 3, 5, 10 kilometre yol lazım. Böyle düzgün 150'lere çıkman için. Evet. Öyle de bir yol yok. İşe yerine gidiyoruz, eve gidiyoruz vesaire. Tabii. Kısa yollar gidiyoruz. Bu yüzden hızlanmayan bir araç benim işimi görmüştü. Bu sefer hızlı gitmeyince araba tabii çok yorulmuyor, motor yorulmuyor vesaire. Tabii. Bu cihazımıza taktık VTG'yi. VGT'yi. Şimdi de bunun sonuçlarını ben tabii benim hislerim var ama arabayı sonra deniyorum ama bir de sayısal olarak görmek istiyorum. Ben bir hafta sonra yine video çekip kendim atacağım. Tamamdır. Şu ankini de video çekeceğim birazdan. Tamam. İki videoyu karşılaştıracağız bakalım. Performansı nasıl olacak? Bakalım. O zaman aileye hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili VGT takipçileri, gördüğünüz gibi VGT durmuyor. Deli gibi büyümeye devam ediyor. VGT'yi takipte kalın ama burada bir şey daha eklemem lazım. Arkadaşlar, Volkan'da One Idea One World yarışmasında, uluslararası yarışmada altın madalya aldı. Otomatik fren sistemiyle değil mi abi? Evet, evet. Bu projesiyle. Bir ay içerisinde biz de satışa geçeceğiz. Evet. Onda tanıtım videosunu yayınlayacağız. Çok güzel. Biz de sosyal medyamızda yer vereceğiz kendisine. Birlikte büyüyoruz, birlikte büyüyeceğiz. Bu işler böyle oluyor. Evet sevgili dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT ile kalın.